Sevgili izleyiciler, kendisi bizi misafir etti. Biz de altında kalmazdık. Biz de kendisini stüdyoya davet ettik. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Bölümü değil mi hocam? Sinema televizyon bölümü. Sinema televizyon bölümü. Başaracağım. Bunu bir gün doğru söyleyeceğim hocam. Ama çok yakınlar. Çok yakınlar aslında, evet. Bakarsanız. Sinema televizyon bölümü başkanı sevgili dostumuz Profesör Doktor Mehmet Yılmaz. Genç, başarılı bir akademisyen. Biz de kendisiyle de ekibiyle de çok yoğun temas halindeyiz. Evet. İnşallah önümüzdeki yılla ilgili müjdeyi de birazdan, henüz bu bir düşüncemi paylaşacağım. Hı hı. Sizler de uygun görürseniz hem sevgili Profesör Doktor Rektörümüz Ali Akdoğan'la da, evet. O da münasip görürlerse tabii. Evet. Hı hı. Bir düşüncemizi paylaşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Valla sabahları yoğun bir şekilde bu programı Eylül ayından bu yana yapmaktayız. Artık son 1-2 haftamız, yani sezon finali yapacağız diyorlar. Biz de sezon finali yapacağız. Ama biz bu sezon finalini şunun için yapıyoruz. Hani bu yaz aylarında haber, televizyon izlenme oranı gerçekten bu tüm dünyada düşer. Hı hı. Çünkü insanlar yaz ayında dışarıda olur. Televizyon çok fazla takip edilmez. Bu Covid günlerinde biraz daha yoğun takip edildi. Önce bir isterseniz bu pandemi günleriyle ilgili konuşalım. Hı hı. Üniversiteler tatil oldu. Hı hı. Siz akademisyenler, hı hı, evlerden belki de yine okula giderek öğrencilerinize ulaştınız. Ordu Üniversitesi'nde sizin bölümünüzde, sinema televizyon bölümünde durum nasıldı? Anlatmanızı, hı hı, isteyerek başlayalım. Teşekkür ederim. Şimdi bu gelişmeler, daha doğrusu bir şeyleri uzaktan yürütme ile ilgili stratejiler bize dijital iletişim teknolojilerinin vermiş olduğu önemli imkanlar. Biz bunu işte nasıl siz yayıncılıkta bu avantajları yaşıyorsanız, bizler de eğitim alanında bu imkanları kullanabiliyoruz. Ve son özellikle 5 yıldır yavaş yavaş belli derslerin aslında uzaktan verilmesiyle ilgili stratejik çalışmalar yürütülüyordu. Hatta Yükseköğretim Kurulu'nun %30 oranında uzaktan eğitim verilmesiyle ilgili, üniversitelerin kendi içinde bizim UZEM dediğimiz yapılar var, uzaktan eğitim merkezleri. Bu yapılarla bu işi yürütmesi noktasında, işte biz mesela 5 iyi dersleri deriz, YÖK dersleri. Bunları mesela biz son 5 yıldır uzaktan eğitim süreciyle zaten götürüyorduk. Yani belli bir, aslına bakarsanız, deneyimimiz vardı Ordu Üniversitesi olarak. Tabii ne kadar deneyim var desek de uzaktan eğitim içerikleri örgüne göre bir takım başka gereklere sahip. Ve biz bir anda böyle bir süreç içerisinde bulduk kendimizi. Bütün üniversiteler aynı endişeyi yaşadı. İşte kimileri biraz daha hazırlıklıydı, kimileri adapte olacak başka yöntemler aradı. Biz kendi iç kaynaklarımızla çözen sayılı üniversitelerdeniz diyebilirim. Bu anlamda 30 Mart itibariyle biz uzaktan derslere geçtik. Ve süreci işte geçtiğimiz hafta itibariyle derslerimizi bitirdik. Online biçimde yürüttük. Hatta işte bu çerçevede benim şöyle bir meselem de vardı. Biliyorsunuz bir sokağa çıkma kısıtı vardı. Özellikle 20 yaş altı için. Bu da tabii önemli bir kısmı. Bizim öğrenci kitlemiz. Onların motivasyonlarını yükseltmeyi önemsedim. Yani işin akademik yönü kadar onların bu süreci psikolojik olarak da motivasyon olarak da doğru atlatması, sağlıklı atlatması önemliydi. Yani akademik nosyon bir şekilde kazanılır ama bu gibi problemlerin yaratacağı travmalar gelecek için sıkıntı. Bu travmaları aşmaktır derdimiz. İşte bunun için de sadece yürüttüğümüz dersler değil, bir de sağ olun mesela sizle yürüttüğümüz o çok orijinal bir mesele oldu. Güzel bir beyin fırtınasının ürünüydü. Dijitalle evet, gelenekseli buluşturduk. İşte Türkiye'de bir ilki belki, aynen, gerçekleştirmiş olduk bir yönüyle. Böyle bir çalışma. İşte bunun dışında bundan sonraki süreçlerle ilgili daha doğru kaynak ya da daha akredite bilgi alabileceğimiz büyüklerimizle, işte Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, yine Kültür Bakanlığı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı
Pınar Tentoğlu hanımefendi, yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Müdürü Ahmet Çoşkun Çağlayan gibi böyle değerli konuklarımız oldu. Biz bir takım etkinliklere katıldık. İşte Sinop Üniversitesi'nden Profesör Doktor Muhittin Yılmaz'ın daveti üzerine, o da İktisadi Dergiler Fakültesi Dekanı, bir etkinliği bu sefer farklı bir platform üzerinden gerçekleştirdik. Bir kısım platformu kendi imkanlarımızla kurduk. Mesela sizinle yaptığımız etkinlik bizim üniversitemizin kurmuş olduğu portallar evet üzerinden yürütüldü. Daha akredite olmuş oluyor bunlar. İşte kimlerinde diğer, şimdi isimlerini anmayalım marka değeri açısından, diğer sosyal medya platformları üzerinden yürüttüğümüz etkinlikler de oldu. Ve tabii artık bu kısıtlıklar kalktı. Yavaş yavaş bu e-etkinliklerin etkinlik anlamında izlenebilirliğinde düşmeler var doğal olarak. Dolayısıyla tekrar yine geleneksel ve yeni buluştuğu mecralara doğru ilerleyeceğiz birlikte. Vallahi biz aynı şeyi, mesela bizim ölçülebilir tek mecramız işte bu Facebook, Instagram üzerinden yaptığımız yayınlar. O pandemi günlerinde 200-300 olan yayınlar şimdi 30'a, 40'a, 50'ye de tabii. Konunun güncelliğine, aktüelitesine göre değişiyor. Herkes artık dışarı çıkmak istiyor. Evet, evet. Ben öğrencileri merak ediyorum şu anda hocam. Öğrencileriniz sınavı nasıl yapacaklar? Ya sınav sistemi nasıl olacak? Yani şimdi sınavda şöyle, ikili bir model var. Evden mi yapacaklar? Kesinlikle evden yapılacak. Yani o konuda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nda kesin talimat oldu. Bir yüz yüze meselesini biz bu dönem bitirdik. Yani o çok net başından da söylenmişti zaten. Bununla ilgili sınav süreçlerinin yapılması anlamında belli formüller. Ne yapabiliriz? Şimdi dediğim gibi çok da hazırlıklı böyle tamam diye beklediğimiz bir süreç değil. İstişareler oluyor. Her düzeyde istişareler. Burada bir ödev yöntemi geliştirdik ya da online biçimde sınav süreçleri var. Bunu biz öğretim üyelerinin tercihlerine bıraktık. İşte vize dönemi tamamlandı. Şimdi final sürecine girilecek Haziran sonu itibarıyla. Dolayısıyla onda da yine tercihe göre ya online sınav olacak ya da ödevler biçiminde öğrencilerimiz bu dönemi tamamlayacaklar. Hocam bu arada sevgili Burkay hemen mesajını göndermiş. İlk mesajını hocamıza vermiş olduğu eğitim tecrübesi ve gücümüze güç katıp başarılı bireyler olabilmemiz alanında ve alanımızı sektörde en başarılı bir şekilde sürdürebilmemize vesile oluyor. Teşekkür ediyorum sağ olsunlar, demiş. Sağ olsunlar. Valla çok değerli öğrencileriniz var. Sağ olsunlar. Ben de birçoğuyla bir şekilde tanıştım. O programdan sonra da çok genç kardeşlerimiz yazdılar. Çünkü şu an sektörün şöyle bir sıkıntısı var. Evet, bu gençlerimiz sinema, televizyondan, gazetecilikten ya da radyo, televizyon farklı böyle bölümleri var. Bu konuda 4 bölüm var değil mi sanırım sektörle ilgili? Şimdi şöyle, Türkiye genelini söylüyorum. Şöyle ben onu açıklayayım. İletişim fakültelerinde YÖK'ün tanımladığı 5 bölüm vardır. Radyo, televizyon, sinema, gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım, görsel iletişim ve reklamcılık. Reklamcılık. Olmak üzere. Genelde yine Türkiye genelinde ilk önce ilk saydığım radyo, televizyon, sinema, gazetecilik ve halkla ilişkiler işin ilk bölümleri. Şimdi sizin de bazen muhtemelen karıştırmanız şundan kaynaklanıyor. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde de diğer sanat alanları gibi sinemanın da bir sanat olması dolayısıyla sinema televizyon bölümleri vardır. Bunların kuruluş hikayeleri biraz daha farklıdır. İletişim Fakültesi'ndeki o basın yayın ekolünden gelir. Hatta mülki anlayışı vardır orada. Yani kamu yönetimiyle ilgili bir alandır. Çünkü sonuçta kamuoyu oluşturan bir sahadır basın. Dolayısıyla radyo televizyon sinema biçiminde ve radyo ifadesiyle bir fark yaratarak, yani İletişim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri arasında temel farkı da radyo koyar idi. Şimdi idi diyorum. Şimdi, burada bir başka yeni bir gelişme var. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bu yıl itibarıyla Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki sinema televizyon bölümünün adını radyo televizyon sinema olarak değiştirme kararı aldı. Yani bundan sonra Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi radyo televizyon ve sinema bölümüyüz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, hepimiz evet. Hayır. Diye başardık. Evet, başardık. Yani radyo televizyon sinema. Peki bu sadece sinema televizyonun başına bir radyo konmasından daha fazla anlam taşıyor akademik olarak. Ne anlam taşıyor? Güzel sanatlar sinema alanındayken
sinema televizyonken sanat ağırlığı doğal olarak daha fazla ve sektörel, yani medyayı bir sektör olarak aldığımızda bu medya sektörü içerisindeki işbirliği kaygıları açısından çok yüksek düzeyde değildir. Güzel sanatlar fakülteleri, iletişim fakülteleriyle karşılaştırırsak. Ama şimdi ne olmuş oldu? Evet, biz şu saatten sonra ciddi bir alan açılımı da yaşayacağız. Evet. Radyo, televizyon, sinema olarak. Hocam, şimdi eminim ki genç kardeşlerimiz, hani olur da Türkiye'nin farklı yörelerinden şu anda televizyon kanallarını karıştırırken karşısına bu kanal çıktı ve orada bir bölüm başkanı, bir profesör konuşuyor ve geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette gençler arasında 5000 gence soruluyor. Ne olmak istiyorsunuz sorusu. Maalesef ilk 20'de bizim meslek grubundan hiçbir tercih yapılmıyor. Gençler niye uzaklaşıyor bu bölümlerden ya da bu mesleklerden? Evet, öz eleştiri yapmak gerekiyor. Bir kere istihdamla ilgili kaygılar yüksek düzeye çıkmıştır. Gerçi birçok alanda da böyle. Şimdi geleceğin meslekleriyle ilgili bakın yapılan bazı çalışmalar olur uluslararası enstitüler tarafından. Orada şunu görüyoruz. Bizim mesela atıyorum televizyoncu, gazeteci, bu ifade biçimleriyle tanımladığımız meslek grupları yeni çağın ruhunda bu şekilde tanımlanmıyor. Aslında hala talep gören alanlar ama biz baktığımızda o şekliyle göremiyoruz. Tanımlar değişti, ifade biçimleri değişti ve mesele biraz daha dijital işbirliğine dayalı sahaya doğru yükseliyor. Evet. Biz burada gücümüzü kaybediyor muyuz? Kesinlikle hayır. Medya asla gücünü kaybedemez. Çünkü biz toplumu biçimlendiren ve dış dünya ile ilgili temel formasyonu sağlayan sahayız. Şimdi ben dolayımlama ve deneyimleme biçiminde anlatıyorum bunu. Birebir deneyimlediğimiz günlük yaşantımız içerisindeki saha ne kadar? Ya da böyle bir sahayı deneyimleyerek insanlar yaşantılarını sürdürebilir mi? Bilme ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Mümkün değil. Ya mesela siz burada hep o ifadeyi kullanıyoruz ya, yerel haber öncelikle uluslararası bir kanal olarak, ulusal da değil bakın artık, evet, uluslararası bir kanal olarak ne yapıyorsunuz? Birçok konuda bizim fikir sahibi olmamızı sağlıyorsunuz. Yani benim şimdi atıyorum ya, çok uzağa gitmeye gerek yok. Yani yan mahallede ne olmuş ben bilemem ki. Bilemem ki. Ona göre bir zihnim şekillenemez, algım biçimlenemez, bilemem. Ama işte bu konuda ben medyaya mecburum. Yani benim medyanın olmadığı bir koşul içinde yaşama şansım yok. İnternet haber portalları çıktı. İnternet haber portalları. Şimdi işte o da şöyle bir şey. Dijital iletişim teknolojileri. Biz bunu çok tartışıyoruz. Geometrik bir hızla ilerliyor bakın bu teknolojiler. Çok önemli ve bunlar toplumu dönüştüren teknolojiler. Hatta öyle ki kurumsal anlamda hukuk sistemi buna adapte olurken geriden geliyor. Çok doğal bu. Çok doğal. Yani çok dinamik bir saha. Ben bu örneği çok veriyorum. Sahanın dinamikliği ve işte hukuk düzenlemeleri açısından bizim şimdi gerçi Türkiye genelinde kalktı. Benim dönemimde bir doçentlik sözlü sınavı vardı. Bizi çok böyle terleten ağır bir şeydir sınav. 2,5 saat bir süre geçirdik. Ve bir şeydir. Bizim ekolümüz bunu askerlik anıları gibi anlatır. Yani öyledir bizim doçentlik sözlü hikayeleri. Sınava gideceğim. Şimdi her alandan soruluyor. Medya da çok geniş bir alan. Yani çok güncel bir alan. Akışkan bir alan. Sürekli takip etmek zorundayız. Hem teknik boyutu var. Hem içerik boyutu var. Ve hepsini de üretmek zor. Mevzuat açısından bakıyorum. Tabii hukuk alanından gelen sahaya o hocalar da var. Çok interdisiplin bir sahadır zaten iletişim. Ben onu çok vurguluyorum. İnterdisiplin bir saha. Neyle interdisiplin? Sosyoloji, psikoloji, felsefe, tarih, sanatın hemen hemen bütün alanları, ekonomi, politika, siyaset. Yani çok siyasette iç içe. Ondan sonra
Hazırladım. İşte nedir? İşte 4756 sayılı kanuna değişik 3984 sayılı radyo televizyonların kuruluşları ve yayınları hakkındaki kanun var. O kanun artık böyle suaseller gibi biliyoruz. 4771 sayılı kanunla ilgili düzenlemeleriyle yapılan müktesebat değişiklikleri var. Onları biliyoruz. Yayıncılık alanından hakimiz. Tamam, çok güzel falan. Sınava gireceğim 2 gün kala. Kanunu komple değiştirirler mi? 6112 sayılı radyo televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanun. Oturduk çalıştık. Hakikaten de bakın, jüri üyelerinden bir tanesi bana yeni kanunla çocuk programlarının düzenlenmesiyle ilgili bir soru da sordu. Yani görmeme, bu dinamizmi kaçırma şansımız yok. Bu kanun değişikliği zorunlu muydu? Zorunluydu. Ve bakın, bu düzenlemelerde de sürekli bir şeylerin evrildiğini görüyoruz zihniyet olarak da. Mesela önceden hatırlayın, belirli kriterler var. Onlara uygun olmayan yayınlar gerçekleştirildiği zaman belirli uyarılardan sonra kanal yayını durduruluyordu. Ama neye doğru ilerledi iş? Artık içerik, mesela içeriği durduruyorlar. Ama bunu henüz mesela dijital ortama taşıyamadık, bu felsefeyi. Orada bir kontrolsüz bir hareket alanı var. O şundan kaynaklanıyor. Mesela bu platformları sağlayanların devletlerle, ulus devletlerle işbirliği noktasında bazı yasal açıklar var. Kullanıcı sözleşmeleriyle hani mesela bir platforma gireceğiz. O platforma girerken bize sorulan kullanıcı sözleşmeleriyle ulusların her düzeyde mevzuatlar arasında uyumsuzluklar var. Bunların uyumlu hale gelmesi lazım. Dediğim gibi yeni bir saha ve işte özellikle de bu COVID-19 sürecinde uzaktan anlayışın gelişmesi noktasında artık biz bir şeylerden kaçamayacağımızı gördük. Yani bunu fark etmek ve bununla ilgili düzenlemeler yapmak mecburiyetindeyiz. Mesela işte bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi var. Çok önemli bir ofis bu. Yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın mesela yayınladığı bir sosyal medya kılavuzu var. Ben alana ilgi duyan herkese, vatandaşlara öneriyorum. Yeni yeni tanımlar yapılıyorlar. Mesela daha en son siber vatan kavramı. Fahrettin Altun, Profesör Doktor Fahrettin Altun'un paylaştığı bir şeydi. Siber vatan, dijital vatandaş. Biz tabii mesela dijital vatandaşla ilgili benim doktora tezim politik iletişim sürecinin internet dolayımında yeniden kurgulanmasıydı. Ben aslında siyasal iletişim doçentiyim. Burada hani sinema bölümünü kurduk falan ama asıl benim orijinim şey siyasal iletişimdir. Orada biz netizens diye bir kavramdan bahsediyorduk. Netizens, yani net vatandaş. Çok önemli. Yani çevrim içi dünyadaki siyasal konum alışlarla dış dünya arasındaki uyumu, etkileşimi. Bakın mesela siz demin şunu söylediniz. Burada yaptığımız yayının reytingleri ilgili aynı zamanda benim sosyal medya üzerinden yürüttüğüm canlı yayından geri bildirim alıyorum. Çok önemli bu. Evet. Çok önemli. İşte bunlar tabii, bu önem yavaş yavaş daha kavranabilir, daha anlaşılabilir oluyor. Bizim sahamız da daha anlaşılabilir olmaya başladı. Ama dediğim gibi format farkıyla. Ben en son onunla ilgili bir örnek verdim. 2007 yılında Sam Zell diye bir Amerikalı var. Gidiyor efendim, bu Chicago Tribune diye çok önemli bir gazete. Bu gazeteyi satın alıyor. Bu Sam Zell basın alanında çalışan biri değil. Bu şöyle, çeşitli işletmeleri, zarar eden işletmeleri böyle ölü pahasına alıyor uygun. Ve bunu da krediyle falan yapıyormuş. Sonra güçlendiriyor, geliştiriyor ve satıyor. Böyle bir kişi. Gidiyor bu Chicago Tribune'i alıyor. Chicago Tribune'i alıyor. Şimdi şey diyoruz, bu ekonomik modeli de değişti basının artık. Anlatabiliyor muyum? Önceden ölçek ekonomisi vardı. Yani bir şey azsa değerlidir, az bulunan değerlidir, az arsa talep yüksektir. Yani temel ekonomi parametreleri. Şimdi ne oldu? Bir şey ne kadar çok bulunuyorsa o kadar değerli. Yani siz ne kadar çok izleniyorsanız sizin marka değeriniz o kadar yüksek. Değil mi? Mesela çok yeni, çok önemli bu reklam alırken de. Tabii ya, zaten reklamla pazar, tabii reklam, hayatta kalınıyor. Onun dışında yayıncı olarak sizin sattığınız somut bir şey yok. Yok. Sponsorluklar ve reklam üzerinde yürüyen bir sistem var. Mesela bu işte gazeteciliği çok ciddi vuran, özellikle gazetecilikte de hala bu model ne olsun diye bilinemeyen bir saha. İşte
Samzel orayı alıyor. Çok seviniyor artık benim diyor. Bir gazetem var. Gazetem var. Satacağız. Satışta yükseltemiyor bir türlü. Ne yapacağız? Ve ciddi anlamda zararla en belki de başaramadığı tek işlerden biri. Yine benzer bir örnek. 2009'da Lebedev var. Evening Standard alıyor. Önemli bir gazete o da. Alıyor bakıyor. Aynı durum. Aynı durum. Ne yapacağız? Birkaç tane öneri geliyor. Bir, gazeteleri diyor fiyatlarını arttır. İki, şeye taşıyın, dijitale taşıyın. Böylece kağıt masrafından kurtulun. Üç, bedava dağıtın. Bedava dağıtıyor o dönemde. Yani bedava dağıtıyor çünkü çok bulunup, evet, reklam gelirini arttırmakla ilgili bir strateji. Şimdi dijitale kayıyoruz. Bunda da işte iletişim teknolojilerinde çok anahtar bir kelime var. Ben onu da yine çok önemli altını çiziyorum. Nedir hocam? Şimdi Avrupa Komisyonu Medya ve Müzik Yayınları Genel Direktörü o dönem 2000 tahmin ediyorum 2007-2008'de Miguel Mendes Pereira diye bir rapor hazırlıyor, bir üye, bu direktörlük üyesi. Bu raporda bir kavramdan bahsediyor. Convergence diyoruz biz buna, yöndeşme ya da yakınsama diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Bu ne demek? Bu audio, video, data. Yani ses, görüntü ve bilginin. Bilgi dediğimiz zaman aklımıza gazetecilik pratiği gelsin. Aynı anda tek bir içerikte verilebilmesi demek. Ve onu da şöyle formüle etmiş. COPA diye, COPE. Create once, place everywhere. Bir kere oluştur ya da bir kere yarat, her yere konumlandır. Yani bir içeriği oluşturuyorsunuz. İşte şu an mesela burada karasal anlayışla bir yayın oluşturuyoruz. Ama aynı içeriği sonra farklı sosyal medya mecralarından ne yapabileceğiz? Paylaşabileceğiz. İşte bu geçişkenliği, bu süreci iyi anlayan, iyi okuyan ve iyi yönetebilenler bizim sektörümüzde de hayatta kalabilecekler. Bunu kavrayan öğrencilerimiz yine aynı şekilde hayatta kalabilecekler. Ben bu radyo, televizyon, sinema değişikliğinden bunu da fırsat bilerek programda bazı revizyonlar için bölümdeki arkadaşlarla konuşuyoruz. Animasyon konusunda bir açılım, bir program etmeyi. Oo, harika. Bölüm olarak değil, yani ders biçiminde koymak. Evet. Yine oyun yazarlığı ile ilgili. Bununla ilgili de bir takım uluslararası proje içerisinde takip ettiğimiz meseleler var. Niye? Bunlar çok önemli ihtiyaçlar. Yani bu animasyon noktasında ya da dijital oyun konusunu bilmek. Bakın mesela onunla ilgili de çok yeni ulusal bir gurur oldu bizim için. Aslına bakarsanız hani ticari yönü bir kenara, çok ciddi bir satış yapıldı. Bir oyun firması, adını söylemiyoruz. Evet, çok ciddi bir rakamla. 1.8 milyar dolar. Bakın bundan 10 yıl önce. Dolar mı, TL mi? Dolar. 1.8 milyar tabii, dolar. Tabii. 1.8 milyar dolar. Çok ciddi bir rakam. Evet. Geçenlerde haberini de yaptık. Tabii. Bakın bu sanırım 70 ya da 100 tane üniversite öğrencisi bir araya gelip tabii çok dinamik, çok genç bir topluluk ve ondan mesela 3 yıl önce de 2 tane oyunu çok 100 milyon dolara yine uluslararası bir oyun firmasına sattılar. Yani bakın akıllı şimdi, gençler Facebook'un nasıl çıktığını biliyoruz. Birçok sosyal mecranın nasıl yine üniversiteli gençlerin ortaya çıkardığını. Kesinlikle. İhtiyaçları doğru okumak, yeni çağın ruhunu yakalayabilmek çok önemli. Biz mesela işte kendi adımıza imkan tanındığı sürece hedefleri takip ederek bunu yapmaya çalışıyoruz. Ona buna bakmadan. Evet. Nasıl? Evet. Hocam şimdi gençler artık bu sektörü tercih etme ya da etmeme noktasındaki bu cümleyi kurarken aslında bu bölümler tercih edilip daha sonraki diğer işlerle ilgili altyapının, işte deminki o dersin eklenmesi gibi, başka alacakları temel eğitimler gibi buralardan öğrenmeleri gerekiyor. Gençler bugün yayıncılık dijitale kayarken altyapısı sağlam olan gençler ayakta kalacaklar. Eğer işi fırsatçılığa, günübirlik, o kontrolsüz, o dijital medyadaki
İşte kimi YouTuber olmak istiyor, kimisi bir internet haber portalı ya da bir sosyal mecrayı yöneten olmak istiyor. Home office çalışmak onlar için çok daha pratik. Evden dışarı çıkmıyorlar. Tabii, maalesef birçok genç düşüyor. Maliyetler düşüyor. Birçok genç evden bilgisayar karşısında kendilerine yeni bir ufuk açmaya çalışırken bunun eğitiminin bu bölümlerden alınması gerektiğini de bilmesi gerekiyor aslında. Kesinlikle. Siz bu anlamda çok güzel özetlediniz. Kesinlikle. Hocam. Şimdi tabii sektör keyifli bir sektör ama son dönemde hep şu örneği veriyorum. Hatırlayınız, bütün Amerikan filmlerinde süper kahramanlar kimlerden oluşuyor? Superman ne iş yapıyor? Gazeteci. Spider-Man fotoğrafçı, gazeteci. Çok güzel bir tespit. Tabii tabii. Bütün ünlü kahramanlar aslında böyle filmlerde bakınız. Hep böyle gazeteciliğe biçilen aslında önemli bir misyon var. Bu misyonun akademik kariyer noktasındaki eğitim zemini sizin yarattığınız zeminler. Eminim ki Ordu'da yayın yapan bizler ve siz Ordu'da akademik anlamda eğitim veren sizler, acaba İstanbul'da olsaydık farklı mı olurdu ya da Ordu'daki imkanlarla orayı kıyasladığınızda bir değerlendirmeniz oluyor mu? Şimdi genel bir değerlendirme için Ordu örneği, biz böyle istatistikte çan eğrisi yaparken o curve'ün uçlarındaki daha marjinalleri kırpar atarız. Ordu kırpıp atmamız gereken bir örnek diye düşünüyorum. Çünkü Ordu'da yerel medya açısında hakikaten güçlü bir kültür var. Bu sadece hani sermaye yapısı açısından değil, meselenin kültürel olarak fark edilmesi, kavranması açısından da öyle. Dolayısıyla istisnai bir durum var. Ha tabii İstanbul'la baktığımızda, ama İstanbul'la Türkiye'nin hiçbir yerini mukayese etmek tabii mümkün değil. Ve bizim zaten üniversitelerdeki bu bölümümüzün de bir belli bir dönem açmazı bu oldu. Hatta YÖK İletişim Fakültesi açılmasına belli dönem engel koydu. Haklıydı da, çünkü bütün mezunların adresi İstanbul oluyor. Yani sektör orada. Nabız orada atıyor. Doğal olarak hani ben de buna hak veriyorum. Fakat işte dediğim gibi yeni teknolojiler o işte İstanbul'da olma, İstanbul'da bulunma ile ilgili parametreleri çevreye yaydı. Hatta şimdi buralarda bulunmak ama orada yürütmüş olduğumuz ağlarla, iletişim ağlarıyla büyük bir avantaj haline gelmeye başladı. Şimdi mesela uluslararası yayıncılar var. Bu uluslararası yayıncıların risk algısı olarak gördüğü alanlar var. Yani tanımıyorlar. Dolayısıyla burada yerel yayıncının yapmış olduğu bir haber onlar için çok değerli, çünkü onların buraya bu konuda bir muhabir gönderme imkanı yok. Olmayacak. Dediğim gibi yüksek risk kabul ediyor. Atıyorum, kendine göre parametreleri var. Yanlış bize göre ama bakışı öyle ve göndermiyor. Mesela işte Orta Doğu. Bunu mesela bir dönem Mısır çok ciddi olarak kullandı. Oradaki yerel yayıncılar çok uluslararası sistemler içerisinde bulundular. Yani meseleyi doğru analiz edip ona göre konum almamız gerekiyor. İstanbul evet avantajlı. Ama dediğim gibi hep meseleyi doğru okumak ve öğrencilerimize söylediğimiz şey, bireysel olarak kendimizi olabildiğince geliştirebilmek, hangi sahada olursak olsun. Ve ben hep şunu söylüyorum. Yani birçok konuda bilgi sahibi olmamız gerekiyor bizim. İşte ben mesela son sınıflarda bir tane dersimiz var. Biraz daha tabii hani genel açısından elitik kalıyor ama film çözümleme ve eleştirisi ya da film analizi dediğimiz bir ders. Biz de orada ne yapıyoruz? Filmsel anlamı tüketmiyoruz, yeniden üretiyoruz. Yeniden üretmenin yöntemlerini anlatıyoruz orada. Bu ne sağlıyor bize? Bu bize şunu sağlıyor. Bu bize toplumu okumayı sağlıyor. Çünkü o filmlerin hiçbiri toplumsal yaşamdan, gerçeklerden bağımsız değil. Belirli kaygıların, belirli endişelerin, belirli beklentilerin, belirli mesajların yansıması biçiminde. Felaket filmlerinden tutun da bakın mesela şimdi kesinlikle bundan sonraki 5-10 yıl boyunca biz pandemi üzerine bir şeyler izleyeceğiz. Evet. Burada işte kısıtlanan özgürlükler olacak, işin ideolojik boyutu olacak, sağlık boyutu olacak falan gibi. Yani çok iç içedir. Hem toplumu biçimlendirir hem toplum bu filmleri biçimler. Yani karşılıklı bir etkileşim var. Bunları biz çözümlemeleri yaparken çok ciddi bir entelektüel arka plan gerekir. Yani birçok metni okuması, bilmesi, tanıması, anlaması
toplumun da nabzını tutabilmesini biz bekleriz. Bu anlamda da hep bunu vurgularız. Kendimizi iyi geliştireceğiz, donanımlı olacağız ve önümüzü, geleceği iyi okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Evet. İçimde. Bu arada izleyicilerimiz de yazıyorlar. Sorusu olan izleyicilerimiz var. Mesela bir izleyicimiz diyor ki ya sosyal medyadaki zaman zaman bu kontrolsüz bilgi paylaşımı ile ilgili hocamız ne düşünüyor diyen bir izleyicimiz var. Çok soru aldım bu arada. Ya bu herkes açısından bir problem. Bununla ilgili bir kere dediğim gibi bu işin kültürünü iyi oluşturmak lazım. Burada kasıtlı olarak manipüle etmek isteyen gruplar var. Artı şunu bilmemiz gerekiyor. Kriz dönemleri özellikle sosyal medya platformlarında kirli bilginin, ki buna bakın Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir ifade de bulundu. Pandemiyle eş düzeyde giden bir problem var. İnfodemi. İnfodemi bir konuda o kadar çok fazla bilgi akışı var ki bu akış içerisinde siz ne yapamıyorsunuz? Siz bir türlü problemle ilgili çözüme ulaşamıyorsunuz ve bu sizi yanıltıyor. İnfodemi şu an ciddi bir problem ve sosyal medya infodeminin en büyük tetikçisi. Maalesef. Şimdi bu konuda hükümetlerin tedbirleri var, işte yasal düzenlemeler var. Bakın mesela onu da 5651 sayılı kanun, internet ortamında yapılan yayınlar ve burada verilen hizmetlerle ilgili. Şimdi mesela uygun olmayan bir içerik paylaştınız. Bu ilk kaynak bu mevzuata göre yaptırıma uğruyor. Ama bu mesela yeni bir mevzuat. Yani iletişim teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki dedi ki onu. Yasal düzenlemeler de biraz bunun arkasından gelmek durumunda kalıyor. Ne yapacağız? Bir de kriz dönemlerinde şöyle bir problem var. Zihinsel filtrelerimizi, entelektüel filtrelerimizi düşünüyoruz. Yani o bilginin doğru olup olamayacağı ile ilgili filtrelerimizi düşürüyoruz. Daha seçici olmayan bir tavırla alıyoruz. Bu da meselenin kar topu gibi büyümesine sebep oluyor. Şimdi biz bu konuda mesela bir takım kılavuzlar ve öneriler yayınlıyoruz. Yani devletlerin yapabileceği, alabileceği tedbirler gibi vatandaşların da özellikle bir teyitçi, bu çok önemli, bir teyitçi mantığıyla bakması lazım. Bilginin akreditasyonu ile ilgili. Ama işte dediğim gibi kriz dönemlerinde bu eşik düşüyor. Bunu pek yapamıyoruz ve işte geleneksel medya ile yeni medyanın farkı açısından da siz mesela burada bir bilgi geldiği zaman onu bir derinlemesine sorgulayıp araştırma ve ona göre ve sorumlulukla, çünkü sorumlusunuz siz, onu paylaşabiliyorsunuz ama anonim bir yapı da var sosyal medyada. Bakın çok sayıda ve özellikle şu dönemde yükselen bot hesaplar diyoruz biz ona. Bot hesaplar var. Çok sayıda var. Çok. Bunları anlamanın yolları var. İşte ne kadar zamandır yayın yapıyor, hangi içeriklerle anlatıyor. Ama dediğim gibi hani kriz anında ortalama ilgiye sahip bir vatandaşın ya da kullanıcının diyelim, bunu çok da filtrelemesini bekleyemiyoruz. Yani ben şunu öneriyorum. Özellikle her gördükleri bilgiyi paylaşmama. Biraz onu sorgulama. O sorumluluğu bir kere kopyala yapıştır meselesi değil mi hocam? Evet, yani kopyala yapıştır ya da böyle paylaş, forwardla. Hiç kimse araştırmadan bazen birisi hani bir deli kuyuya taş atıyor meselesi. Tabii. Bazen bunu sosyal medya sayfaları çok sık yapıyor. Daha fazla tıklanmalabilmek için. Tabii. Absürt bir haberi ya da 3 ay önceki bir haberi yapıştırıyor. Siz de o anda onu hemen alıp paylaşıyorsunuz ve çok ciddi bir kirlenme ortaya çıkıyor. Ya mesela ben görüyorum ara ara farklı sosyal medya mecralarını akademik anlamda da takip ediyorum. Oradaki izleyici ya da kullanıcı davranış profilini anlayabilmek bakımından. Demin söylediğiniz nokta çok önemli. Mesela bir bilgi akreditasyonunu bir kenara bıraktım. Doğruluğunu ya da yanlışlığını. Güncelliği ile ilgili mesela sorgulama yapılabilir. Yani bir kullanıcı mesela 3-4 ay önce ortaya atılmış, özellikle de işte koronavirüsün tedavisi ile ilgili bir öneri, tamamen gerçek dışı bir öneri, ya 3 ay sonra mesela retweet demiş. Aman işte ya
Yani, çok sık karşılaşıyoruz. Zaman zaman da önümüze de geliyor. Tabii kar topu gibi büyüyor bir de. Büyüyor. Böyle bir problemi var. Yine izlenme, takip oranlarını ya da beğeni oranlarını ya da abone oranlarını arttırmak için bu tip sansasyonel, tam kavram belki de bu, sansasyonel haberleri ama nasıl olsa sorumluluğum da yok diye paylaşan mihraklar var, olacaktır. Bunlara karşı bizim daha yapılanmış, daha donanımlı olmamız lazım. Şimdi çokça soru geldi. Müsaade ederseniz lütfen. Daha böyle keyifle giden bir sohbet. Bir izleyicimiz de diyor ki ulusal medyayı izlediğimizde farklı bir algı oluşuyor. Yerel medyayı izlediğimizde daha farklı bir farklı algı oluşuyor. Zaman zaman da ulusal medyada karşıt görüşleri X kanalı izlediğimizde huzurla kavuşuyoruz. Y kanalı izlediğimizde aynı ülkede mi yaşıyoruz diyorlar. Türkiye'de basının bu kadar ayrışması konusundaki fikirlerinizi merak ediyorum. Çok böyle politize olmadan sorulmuş bir soru. Tüm dünyada bu durum böyle. Şimdi basın ideal anlamda demokratikleştirici, özgürleştirici ve dördüncü güç diyoruz ya, yasama, yürütme, yargı, erki gibi bir güç. Çok önemli. İşte birçok ülkede basının özgürlüğünün çok başka bir yeri var. Çok başka bir yeri var. İşte, ancak şimdi yayıncılar netice itibariyle işte sektörden geliyor, gelmiyor, akademik yönü var, yok vesaire. Tamam, bu işi bizim için yapıyorlar ama şimdi aynı zamanda bunlar ticari kuruluşlar. Ve farklı sahiplik hissi oranla işte bu iş mesela şey inceler. Graham Murdoch, Peter Golding, Graham Murdoch. Ekonomi politik eleştirel yaklaşım içerisinde biz akademik olarak bunları değerlendiririz. Bunlar da kendi içlerinde çıkar grupları ve siyasi erklerle belli ölçüde temasları var. Bu temas bilgi almak anlamında da var ama manipüle etmek anlamında da olabilir. Yani riskler var. Biz burada mesela etik kodlardan bahsediyoruz. Etik kodlar işte tam da bu nedenle var. Öz denetim, etik kodlar. Yani evet özgürüz ama basın olarak özgürüz. Tamam kabul. Ama o eylemin, o fiilinizin hakikaten kamu yararına mı hizmet ettiğini, yani bize rağmen bizim özgürlüğümüz için mi uğraşıyorsunuz? Şimdi bu tip durumlar da oluyor. Dünyanın her yerinde böyle ve bazen istenmedik tarzda işbirlikleri içerisine girebiliyorlar. Mümkün. O zaman da ortaya farklı tablolar çıkabiliyor. İşte bu konuda da yine nasıl az önce sosyal medya hesaplarıyla ilgili belli bir farkındalıkla bakalım dediysek, aynı şekilde zaten o izleyicimiz de meseleyi fark etmiş. Ona göre, ha şunu da söylerim ben hep, öğrencilerimle de biz bunu çok tartışırız. Farklı kaynaklardan meseleyi incelemeleri gerekiyor. Yani A kanalı X şeyi söylüyor, B kanalı Y, C kanalı Z. Alın bunların ortalamasını o zaman. Ama şu da var, bu da tabii ekstra bir çaba. Herkesin de bu kadar zamanı yok. Yani onu izleyeyim, bunu izleyeyim, bunu şey yapayım, ortalama bir fikre varayım. Bu da yok. Tam buradan bir şey soracağım bu zamanla ilgili. Mesela çeşitli anketler var dünyada. İzleyici televizyon karşısında kaçıncı dakikadan sonra sıkılıyor ve kanal değiştiriyor? Ya genel olarak algımızla ilgili televizyon pratiklerinde bu biraz daha farklı düşer. Mı? Düşer. Çünkü özellikle farklı kanallar vesaire olduğu için ya da arada reklamlar falan çıktığında şimdi ona bağlı olarak da bu süre değişkenlik gösterebiliyor. Hani o noktada... Kimi 45 dakika diyor, kimi 30 dakika diyor. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela sınıfta öğrencinin algısından yola çıkalım. 15 ila 20 dakika. Evet. 15 ila 20 dakika. Biz yani 15. ya da 20. dakikaya doğru böyle o havayı biraz hafifletecek bir şeyler yaparız, söyleriz. Onları bir rahatlatırız. Sonra tekrar toparlayayım. Tabii aynı şey izleyici için de geçer. Aynı şey mesela sinemada bir film. 120 dakikalık bir film. Şimdi bu filmde ilgiyi nasıl sürdüreceğiz? Bununla ilgili işte izleyici ilgisi açısından, ilginin sürdürülmesi açısından formüller var ama çok böyle genel aksiyon geçer. Aksiyon sahne ya da tabii duygusal bir şey. Mesela Hollywood'da bunlar böyle dakika dakika bellidir. 10. dakikada
çatışmayı başlatın, atıyorum 20. dakikada şu olacak, 25. dakikada kötü karakter anlayabileceğimiz dilden. 120 dakika izlenmesi için. Ama bir televizyon programında eğer, biz de şunu görüyoruz hep hocam, hani bu algıda seçicilik meselesi diyoruz ya. Evet. Yani bir kitle var, eğer o kitle ilgilendiriyorsa izliyor, ama tamamını izlenmesi için maalesef tartışma programlarında şöyle bir kültür oldu. Birazcık ses yükselip bağırıldığında insanların televizyonda ilgisi artıyor. Sansasyon. Sansasyon. Sansasyon olan ilgiyle ilgili. Yani insanlar seviyorlar bunu. Bağırmayı, kavgayı. Tabii. Hareket olsun falan işte, ama dediğim gibi yani burada sağduyu ve işin etik boyutu. Yayıncı sorumluluğu açısından etik boyutu, izleyici sorumluluğu açısından etik boyutu, sosyal medya kullanıcısı açısından etik boyutu. Bizim bu kodları geleneksel yayıncılıkta önemli ölçüde geliştirdik. Yani uyulur ya da uyulmaz ayrı konu, ama fakat sosyal medya bu konuda çok büyük bir boşluk. Evet, değil mi? O kültürü nasıl oturtururuz zamanla bilemiyorum yani. Hocam sohbet çok güzel gidiyor ama 43. dakikadayız. O kadar oldu mu? Oldu, vallahi oldu. Ben de çok fazla, izleyicilerden de çok soru var ama ben şöyle bir hem gençlere hem bu bölümü tercih etmek isteyen üniversite adaylarına hem de öğrencileriniz de eminim ki izliyorlar, takip ediyorlar. Onlara tavsiye, evet, öneri niteliğindeki bir kapanış konuşmasıyla sohbetimizi sonlandıralım istiyorum. Bizim alanımız... Süre yetmedi bu arada söyleyeyim. Evet. Daha uzun bir program yapacağız inşallah. Yaparız inşallah. Bizim alanımız gerçekten gelişmeye çok açık ve yeni çağın nabzını tutacak olan alan. Ama biz bunu nasıl biçimlendireceğiz, nasıl dönüştüreceğiz noktasında ciddi ciddi beyin fırtınaları yapmak ve meseleyi, o ruhu yakalamak mecburiyetindeyiz. İletişim teknolojilerine iyi hakim olmamız lazım. Ben sahayı tercih edilebilir ve öne açık bir alan olarak görüyorum. Yine üniversitemiz özelinde, ordu özelinde bölümümüzü tercih edilmesi tavsiye edilen bir bölüm olarak görüyorum. Burada donanımlı bir ekip var. Artı ordunun yine bu konuda sizlerin de önemli bir payı var. İşbirliği imkanı sağlayacak olan, pratiği birebir yaşayabilecekleri değerli sizden, pratik bizden. Evet, yerel kanalları var. Dolayısıyla ben şeyi çok önemsiyorum. Böyle bir SWOT analizi vardır ya, fırsatlar, tehditler falan, yeni olanaklar. Dolayısıyla SWOT analizi yaptığımızda Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü yeni adıyla tercih edilmesi gereken ve gençleri nitelikli anlamda istihdam potansiyeli taşıyan bir bölüm. Öneririm, gelsinler, değerlendirsinler, ama mesele artık eskisi gibi böyle geçmişte hem az üniversite hem de belli büyük üniversiteler vardı. İşte oraya gidiyordunuz, şahaneydi, tamamdı falan. Şimdi öyle değil. Şimdi hangi üniversiteden mezun olduğunuz da çok bir şey ifade etmiyor. Siz kendinizi ne kadar geliştirdiniz? Hep bunu söylüyoruz biz de gençlere. Yani şimdi genç kardeşlerimize inşallah bir protokol düşüncesini programın başında söylemiştik. Evet, bir de sonunda siz ifade ederseniz bizim bir önerimiz oldu size. Buradan da sevgili rektör hocaya da size de bir önerimdir. Önümüzdeki dönemle ilgili 2020-2021 eğitim öğretim yılında Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümüyle TV2'nin bir protokol yapılması yönünde bir niyetimiz var. Bu protokol dahilinde de gençlik programı olur, başka bir aktüel program olabilir. Yani her bölüm, birinci sınıf için belki olmayabilir ama 2 ve 3. 4. sınıflar 3 ayrı projeyle farkındalıklarını, yani 4. sınıf öğrencilerinden eminim ki farklı başka bir şey çıkacaktır. Biz de bunu bu dönem içerisinde yayınlayıp hem genç kardeşlerimizin mesleki tecrübelerini kazanmalarına vesile olacağız, hem de gençlerle ilgili farklı bir bakış açısı gelmesi noktasında bize de katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Her iki taraf için de dinamizm kaynağı olacak. Ben bu fikri çok önemsiyorum. Çok değerli buluyorum. Yeni dönem artık böyle tekrar yüz yüze olabileceğimiz süreçte inşallah, hani ummadığımız kötü sürprizlerle karşılaşmayız.
Eylül itibariyle öğrencilerimize kavuşabiliriz. Hakikaten o yüz yüze de bulunmak da çok başka bir şey. Yani o, hep onu söylüyorum, onların gözlerinin içine bakarak bir şey anlatabilmek. Yani inanın özledik. Yani ben bütün akademisyen arkadaşlarımın aynı hasreti hissettiğini düşünüyorum. Geldikleri zaman bir protokolle, bir program üzerinden, bir ya da birkaç program üzerinden ve belli temalarla böyle bir işbirliğini önemsiyorum. İşte Sayın Rektörümüz Ali Akdoğan'da, Profesör Doktor Ali Akdoğan'da münasip görürse bizler böyle bir imkan için hazırız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu. Sevgili izleyiciler, yani süre yetmedi kesinlikle. Onu gördünüz, onu fark ettiniz. İnşallah sevgili hocamızla akşam kuşağındaki bir başka programda yine şöyle daha uzun, böyle 42-45'lik yapalım. Plak gibi oldu ama. Aynen öyle. Süreyi daha böyle uzun tutacağımız bir programda yine görüşeceğiz. Bizi izlediğiniz ve izlettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah saatler 08'i gösterdiğinde hayatı ve haberleri paylaşalım. Ama mümkünse hep güzel haberleri paylaşalım, olur mu? Haberinizden haberimiz, hayatınızdan hep güzel haberlerimiz olsun. Hoşça kalın, TV52'de kalın.